Dileceğimiz isimle konuşalım. Faruk Loğlu, emekli büyükelçi telefon attığımızda. Hoş geldiniz Faruk Bey. Teşekkür ediyorum. Ben önce teknik olarak bir görüşünüzü almak isterim. Bu tip zirvelerde kameralar önünde böyle bir tartışmaya daha önce veya böyle bir diyaloğa diyeyim, nitelemesi herkes kendisi yapsın. Böyle bir diyaloğa daha önce pek rastladınız mı? Biraz enteresan geldi bize izlerken. Haklısınız. Hayır, böyle bildiri yayınlandıktan sonra ortak basın toplantı sırasında böyle ortak bildiriye ilişkin bir tartışma yaşanmaz. Yani ortak bildiri aylar öncesinde, en azından haftalar öncesinde, zirve öncesinde daha teknik seviyelerde, yüksek memurlar seviyesinde yapılan görüşmelerde biçimlendirilir. Herhalde en son işte Dışişleri Bakanları seviyesinde bu metin ele alınmıştır. O bakımdan böyle bir şey pek yaşanmaz. Benim değerlendirmem, Cumhurbaşkanı Erdoğan alacağı cevabı da belki bilerek bunun kayda geçirilmesi, yani dünya kamuoyuna... Şimdi orada diplomatlar daha önce herhalde ortak bildiriye böyle bir şey konulsun diye bir girişimde bulunmuşlardır herhalde, değil mi? Kesinlikle bulunmuşlardır. Orada kabul edilmediği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu bilgiyle, ama dünya kamuoyu önünde görüşlerinin, Türkiye'nin görüşlerinin kayda geçirmesi amacıyla bu öneriyi yaptı. Tabii Putin ve Rouhani de buna olumlu bakmadıklarını kibarca, diplomatik bir dille açıkladılar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes derken Putin silahları bırakma gereğinden bahsetti ve de biraz önce dediğiniz gibi Suriye rejimi yok, teröristler yok, onlar adına konuşamayız şeklinde bir cevap verdi. Ve kendilerinin aslında nasıl bir tehlike altında olduklarına ilişkin de orada ifadeleri oldu. Putin'in kendi askeri bir takım tesislerinin teröristler tarafından hedef alındığını söyledi. Yani bu operasyonun yapılabileceğine, devam edeceğine ilişkin bir işaret olarak da algılanabilir. Şimdi Cumhurbaşkanının itiraz ettiği üçüncü madde şöyle, bizi dinleyenlere bir aktarayım, orada görüşünüzü almak isterim. Yani ateşkesi içerip içermediğine ilişkin diyor ki o maddede, sahadaki güncel durum ele alınmış. 4 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da yapılan son toplantıların ardından Suriye Arap Cumhuriyeti ile ilgili meydana gelen gelişmeleri değerlendirmişler ve aralarındaki mutabakat uyarınca üçlü eş güdümü sürdürmek hususunda hemfikir kalmışlardır. Bu çerçevede İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumu görüşmüşler ve bu konuyu yukarıda belirtilen ilkelere ve Astana formatını tanımlayan işbirliği ruhuna uygun olarak ele almayı kararlaştırmışlardır diyor. Yani Cumhurbaşkanı bu ateşkesi önerirken gerginliği azaltma bölgeleri ilan edilmişti ama onlar fiiliyatla ortadan kalktı diğer bölgelerde ve muhalifler bu konuda bir güvensizlik içindeler. Bari İdlib'de bu çatışmasızlık bölgesi devam etsin gibi bir ifade de kullanmıştı. Bu üçüncü maddeyi de muğlak bulduğunu söylemişti. Gerçekten muğlak mı? Ateşkesi kapsayan bir şey mi? Muğlağın ötesinde bu havanda su dövmek gibi bir şey. Yani o üçüncü madde, hatta bildirinin tamamında öyle dişe dokunur hiçbir şey yok. Şimdiye kadar ne söylenmişse bu üçlü tarafından yine aynen tekrarlanmış durumda. Yani zirve genel olarak maalesef beklenenleri vermemiş. Bana göre büyük bir hüsran da sonuçlanmıştır. Türkiye açısından mı diyorsunuz? Suriye açısından diyorum. Hı hı. Suriye açısından hüsranla sonuçlandığı için, hı hı, Türkiye açısından da aynı sonuca varmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü Suriye'deki çatışmalardan devam eden çatışmalardan en fazla ve en yoğun şekilde etkilenen, doğrudan etkilenen ülke sadece ve sadece Türkiye'dir. Hı hı. O bakımdan yani İdlib konusu böyle bir kısa cümlecikle bildiriye girebildi. Halbuki bütün dünya İdlib'le ilgili alınacak kararı, evet, bekliyordu burada. Evet, ama olmadı. Yani bildiriyi okuyor. Zaten bildiri kısa bir metin. İdlib bir kısa bir cümlecikle bir paragrafın bir yerinde zikrediliyor. Evet. Nerede bu koskoca zirvede İdlib konusuna odaklı olacak bir zirvenin İdlib'i bu kadar geçiştirmesi çok tabii hayal kırıcı. Burada tabii ben hep söyledim, yani Türkiye'nin mesela ateşkes önerisi, hı, hiç fena değil, ama bu öneriyi
zirveden önceki hazırlık çalışmaları sırasında dile getirmiş, İran ve Rusya ile çok ayrıntılı bir şekilde tartışmış olması gerekirdi. Yani zirvede İdlib konusunda bir takvime bağlanmış bir yol haritası çıkması herhalde hepimizin beklentisiydi. Özellikle Türkiye'nin çok ciddi kaygıları var. Yani bunları yok demek mümkün değil, ama bu kaygıların giderilmesi için zirve herkes için bir fırsattı. Ama özellikle Türkiye bakımından bu fırsat maalesef kaçmış oldu. Çünkü yani sonuç olarak hiç şey yapmayalım, böyle kaygan bir zemine kaymayalım. Sonuç olarak şu kesin, Putin hem zirve bildirisi itibariyle hem ortak basın toplantısında İdlib'e saldırının ve Suriye hükümetinin İdlib'i geri alma harekatının devam edeceğini, Rusya'nın bu konuda kararlı olduğunu, yani Rusya'nın hava saldırılarını devam edeceğini gayet net bir şekilde açıklamış oldu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Suriye ordusunun İdlib'i geri alma harekatının er veya geç başlayacağını, muhtemelen geç olmayan, fazla uzak olmayan bir gelecekte başlayacağını düşünmemiz, ona göre hareket etmemiz lazım. Ama bu bildirde sivillerin sivillere azami dikkatin gösterilmesi gibi, göçün geriye doğru yürümesi açısından bir takım önlemler alınması gibi cümleler de var. Bu tam tersi bir şeyi beraberinde getirmeyecek mi? Türkiye'nin kaygısı oradan ciddi bir göç olacağı biçimindeydi. Bu göçü de tetikleyen bir şey olmayacak mı? Ve Halep'teki gibi bütün dünya kamuoyunun dikkatini çekecek bir husus haline de gelmeyecek mi? Acaba daha kapsamı dar bir operasyonla yetinmek gibi bir alternatifi de düşünür mü? O açıdan soruyorum. Hem Rusya hem Suriye açısından. Şimdi elbette, yani Rusya Türkiye'nin kaygılarını hem anlıyor, hem bu kaygıları kısmen karşılamak için elinden geleni yapacağı da kesin. Yani Türkiye bir noktada Rusya Türkiye'yi yanında tutmak isteyecektir Suriye bağlamında. Ama ağırlık Suriye ordusunun İdlib'i geri almak konusunda Rusya Suriye'nin Şam'ın yanında olacak. Yani Türkiye'yi kollarken Şam'ın İdlib'i geri alma iradesine ve kararlılığına da yolu kapatmayacak. O bakımdan zor bir denge ve Türkiye'nin bu noktadan itibaren, çünkü artık Suriye ordusunun İdlib'e gireceğine ben şahsen kesin gözüyle bakıyorsunuz. Bakıyorum. Türkiye'nin hesaplarını, özellikle mülteci akımına ilişkin neler yapılabilir, bu bildirideki sizin işaret ettiğiniz hususları da dikkate alarak neler yapılabilir, oradaki sivil halkın tahliyesi, hiç olmazsa büyük bir kısmının tahliyesi, terörist olmayan unsurların oradan tahliyesi bağlamında neler yapılabilir, ağırlığını buralara koyması gerekiyor Türkiye'nin. Şimdi bu zirvede Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında dikkat çeken bir husus da Türkiye'nin mültecilerle ilgili kabul kapasitesinin dolduğu biçimindeydi. Yani yeni mülteci kabul etmeyecek gibi görünüyor. Bugüne kadar hep açık kapı politikası uygulamıştı Türkiye. Burada ortaya çıkabilecek bir mülteci dalgalanmasında nasıl bir formül bulabilir ki? Yani Suriye içinde kontrol ettiği bölgelerde mi acaba bu sorunu çözmeyi düşünecek? Şimdi tabii haklı bir soru. Bunun cevabını ben de tam olarak bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın ifadesinden anlaşılıyor ki yani olası bir mülteci akımının adresi Türkiye olmayacak. Neresi olur? Ancak Suriye olabilir. Suriye içinde belli bölgelere bunlar yönlendirilebilir. Yani bildirideki ifadelere bakarsanız buna el verecek, buna bu bağlamda kullanılabilecek düşünceler bildiride de yer alıyor. Ama yine de gerçekçi olalım. Yani Türkiye hakikaten kendi sınırlarına yönelik bir mülteci akımıyla karşı karşıya kalır ve bunu sert önlemlerle önlemeye kalkarsa, bu sefer şimdiye kadar 3,5-4 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etmenin
Türkiye'ye sağladığı sempatiyi diyelim, saygınlığı da kaybetmiş olur. Bir taraftan da Suriye meselesinde PKK unsuru söz konusu elbette. Yani PKK ile ilgili, PYD ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizerek diyor ki bir terörist grubu hedef alırken başka bir terörist grubu korumak mümkün değildir. Suriye içerisinde PYD, PKK gibi Türkiye'yi tehdit eden bir grup da vardır ve bunun da hedef alınması lazım diyor. Ancak açıklamalara baktığımızda pek PYD'nin ve PKK'nın adının zikredilmediğini görüyoruz diğer liderler tarafından. Bunun için bir yorumunuz olur mu? Orada şimdi, tek başına mı yani Türkiye? Şimdi o ikinci bildirinin ikinci maddesinde aslında buna bu bağlamda değerlendirilebilecek unsurlar vardı. Yani Suriye'deki çeşitli terörist grupların faaliyetlerinin bölge ülkelerinin de güvenliğine zarar vermemesi şeklinde bir kayıt koymuşlar. Bu Türkiye'nin kaygılarına dolaylı olarak yanıt veren bir husus. Tam şöyle cümle, isterseniz biz dinleyenlere de aktarayım. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir diyor. İşte bu yani PKK, PYD'ye bizim açımızdan PKK ve PYD'ye yapılan dolaylı bir atık herhalde. Atık olarak görmemiz lazım. Ama burada daha başka bir nokta var. Şimdi Ankara ısrarla bu işi Rusya ve İran'la halletmeye çalışıyor. Tamam, anlıyoruz Astana sürecinin devamı vesaire. Gerçi Astana süreci artık ömrünü doldurmak üzere. Bir sonraki sorum da olacaktı. Evet. O zaman şöyle diyeyim. Yani Ankara ısrarla İran ve Rusya ile işbirliği yaparak Suriye'deki gelişmeleri kontrol edebileceğini veya yönlendirebileceğini düşünüyor. Bu kısmen doğru. Ama yani %50'nin altında bir oranda ancak doğru. Bunun esas muhatabı, Türkiye'nin esas muhatabı Suriye hükümeti, Şam olmalı. Yani Şam'la ısrarla konuşmayı reddetmek, temas etmeyi reddetmek birçok olumsuz sonucun yanında Şam'la PYD arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Üstelik İdlib bağlamında da Şam'ın PYD'ye olan PYD ve YPG'ye olan ihtiyacını artıran bu şeyi, yani Şam'ın bu isteğini körükleyen bir durum olacaktır. Biliyorsunuz PYD, YPG Şam'la temas halinde konuşuyorlar. Fazla bir ilerleme belki sağlanamadı ama konuşmaları bu ikilinin ileride bir anlaşmaya varabileceklerini gösteriyor. Nasıl bir şeyle sonuçlanır onu bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin Şam'la temasının olmaması özellikle PYD ve YPG'ye bağlı gelişmeler üzerindeki etki ve kontrol gücünü de azaltıyor. Şimdi Astana sürecini söylemiştik. Astana süreci aslında niye başlatıldı? Suriye'de iş çığırından çıkıyordu. Herkes birbiriyle savaşıyordu. Orada bir ateşkesi sağlayıp silahların konuşmasından ziyade oradaki grupların birbiriyle konuşmasına bir fırsat yaratmak için. Bir takım güvenli bölgeler de oluşturuldu. Sanıyorum sayısı 3'tü. O güvenli bölgelerden şu anda sadece İdlib faaliyette ya da o alanda bir güvenli bölge oluşturulmuş gibi görünüyor. Orada da bir kuşatma var. Suriye ordusunun kuşatması söz konusu. Diğer alanlar Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Bu süreç sonuçta Suriye ordusu PYD'nin elindeki bölge dışında bütün Suriye'ye de hakim olursa İdlib sonrasında süreçten bahsetmek mümkün olacak mı? Ve o süreç aynı zamanda yeni anayasa yapılırken, yeni Suriye kurulurken Suriye içindeki muhaliflerin de sürece katkılarını aynı zamanda katılmalarını öngören bir süreçti. Suriye ordusu tam başarı kazanırsa Esad niye diğerleriyle konuşsun? Bu da ortadan kalkmıyor mu bu zeminde? Aynen öyle. Tabii ki ortadan kalkıyor. Zaten dikkat ederseniz bildiride Astana ötesi olasılıklara yapılan atıflar yine genel
ifadelerle sınadı. Cenevre süreci, Birleşmiş Milletler vesaire. Bunlara yapılan atıflar da yenilik içermiyor. Yeni değil. Eskiden söylenenlerin tekrarı. Yani ben şeye çok hayret ettim. Kısa bir bildiri. İdlib konusu ufacık bir cümlecikle yer almış. Ve sanki Suriye'de her şey yolunda gidiyormuş gibi mütakip zirvenin Moskova'da yapılacağından bahsediliyor. Ortada somut bir şey yok. Yani en sade vatandaş bile ya İdlib konusunda bir şeyler olacaktı, ne oldu acaba diye bir soru sorduklarında bunun cevabı maalesef hiçbir şey olmadı gibi olacak. Yani İdlib'de birçok şey olacak. Yani dediğim gibi Suriye ordusu hazırlıklarına devam ediyor. Rusya hava operasyonlarına devam edecek. İran İdlib'in geri alınmasını istiyor. Ve yani bu cümleyi defalarca sarf ettim. Türkiye Suriye'nin toprak bağımsızlığı, egemenliği, birlik ve bütünlüğünden yana olan bir ülke. Buna her ağzımızı açtığımızda bunu söylüyoruz. Ve böyle olması lazım. Peki İdlib neresi? İdlib Suriye toprağı. Yani Suriye hükümetinin, Suriye ordusunun kendi toprağını geri almaya çalışması da bir sakatlık yok. Ama bunun tabii sivil can kayıplarına, büyük mülteci akımlarına sebep olacak şekilde, büyük acılara yol açacak şekilde olmaması da esas. Ama orası Suriye toprağı. O bakımdan... Ya biraz herhalde Çavuşoğlu'nun açıklamalarına atıfta bulunuyorsunuz. Kimse kimseyi kandırmasın, Suriye ordusunun asıl hedefi İdlib'i ele geçirmek dedi. Evet. Yani İdlib Türkiye'nin veya İran'ın veya Rusya'nın bir parçası değil ki. Suriye'nin bir toprağı. Yani ben çok hayal kırıklığına uğradım. Keşke yani Türkiye daha hazırlıklı gitmiş olsaydı. Çünkü zirve toplantıları kendileri fazla bir anlam ifade etmiyor. Zirve toplantıları daha önce alt seviyede Dışişleri Bakanları, hatta teknik seviyede yapılan ayrıntılı görüşmeler neticesinde ortaya üzerinde mutabık kanılan bir çerçevenin onaylanması sürecidir. Elbette zirve toplantısı sırasında ikili konuşmalar olur, önemli. Amerika unsuru herhalde gündeme gelmiştir Türkiye ve İran arasında, Türkiye ve Rusya arasında. Ama zirve toplantıları daha önce yapılmış hazırlıkların bir üstüne zirve, yani liderlerin bir araya. Aslında o görüntü diyorsunuz, yani liderlerin bir araya gelmesi bir görüntü. Asıl zirveler, minik minik zirveler memurlar arasında, yüksek düzeyli memurlar arasında, diplomatlar arasında yapılıyor. Oradaki uzlaşma, liderlerin zaten o görüntüdeki uzlaşmalarını beraberinde getiriyor anladığımız kadarıyla. Güzel söylediniz. Yani Türkiye'nin bence yani inşallah yanılıyorum ama sonuç onu gösteriyor bana. Türkiye çok hazırlıklı gitmemiş. Ayrıntılı önerilerle gitmiş olması gerekirdi. Çok ama Hulusi Akar, MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı iki defa gittiler. Lavrov buraya geldi. Yani o alt düzey diye bakarsak onları da Putin'le görüştüler. Belli ki bir o ikna sürecinde sonuç alınamamış anladığım benim. Maalesef öyle ama orada da şunu söyleyeyim tekrar. Yani bu bütün bu görüşmeler Savunma Bakanlığı'nın, MİT Başkanlığı'nın, Lavrov'un Ankara'ya gelişi falan, Türkiye bir türlü genellemelerin ötesine geçemiyor. Yani mülteci akımı olmasın, tam bir felaket olur, bir ateşkes olsun. Bunlar şeyler, yani bunlar anlaşılır çıkışlar. Ama bunların altını dolduracak muhataplarınızla konuşmasına oturduğunuz zaman bu beklentilerin altını dolduracak önerilerle masaya oturmanız. Bunu kimler yapar? Diplomatlar yapar. Diplomatlar yapar. Peki diplomasi konusunda da bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musunuz? Şunun için soruyorum. Konuyu biraz parantez açarak belki değiştirmiş olurum ama tekrar döneceğiz buraya. Şaban Dişli bugün Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi oldu. AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığını yapmıştı. Diplomasi kariyeri olmayan bir isim. Tartışmalar başka yönde, kardeşiyle ilgili falan ama bu zirve bazında baktığımızda bu tip tercihlerin diplomasiyi ya da Dışişleri Bakanlığı'nın performansını etkilediğini düşünür müsünüz?
Şimdi evet, elbette, ama bu kişiden kişiye değişebilir. Öyle bir kişi vardır ki diplomasi mesleğinden gelmemekle birlikte çok başarılı olabilir. Başka alanlarda çok başarılı olmuş ama diplomasi mesleğinden gelmeyen bir kişi de diplomaside hiç başarı gösteremeyebilir. Bunlar biraz kişilere bağlı. Fakat esas nüve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın profesyonel kadrosu. Büyükelçi olsun olmasın, genel müdürü, işte şimdi bakan yardımcıları, müsteşar yardımcıları yok, müsteşarı yok. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın profesyonel bir kadrosu var. O kadroya bir daha fazla dikkat edilmeden, o kadronun birikimi ve görüşleri daha fazla değerlendirilmeli. Dikkate alınmalı diyorsunuz. Peki, dikkate alınmalı. Uluslararası bazda baktığınızda şimdi Merkel'in bir açıklaması var. Diyor ki radikal güçlerle mücadele edilmesine ancak sivillerin korunmasına çalışılmak zorunda. Bu çok büyük ve önemli bir görev diyor. Bu konuda çok ciddi bir konuşma yaptım diyor. Hem Putin'le hem Erdoğan'la. Alman Dışişleri Bakanı geldiğinde de bu zirvenin ne kadar önemli olduğunu basın toplantısında açıklamıştı. Diğer ülkelerin de gözü buradaydı. Aslında belki de Türkiye'nin Rusya ve İran'ı aynı zamanda dolaylı olarak Esad'ı ne kadar ikna edip edemeyeceklerini merak ediyorlardı, bakıyorlardı, kontrol ediyorlardı. Batı ile Türkiye burada aynı pozisyonda gibi görünüyor. Bu zirveden bu sonuç çıktığına göre Batı'nın hareket tarzı ne olur sizce? Beklentiniz nedir? Ki Rusya operasyonu yapacak diyorsunuz siz. Ben evet o şekilde yani öyle düşünüyorum. Tabii Batı'nın şu ana kadar operasyonlar tam anlamıyla başlamadan önce, yani Suriye ordusunun da harekata katılmasından önceki noktadayız şu anda. Bir kimyasal saldırıdan bahsediliyor. Bunu destekleyecek hiçbir veri yok. Ama Suriye ordusu oraya girdiği takdirde orada, yani Suriye ordusu olmasa bile Suriye ordusunun karşısında mücadele edecek gruplar tarafından, Rusya'nın iddia ettiği gibi oradaki gruplar tarafından kimyasal silahlar kullanabilir. O bakımdan yani Batı ülkeleri Suriye'ye tekrar askeri müdahalede bulunmak için bir bahane arıyorlar. Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil. O bakımdan ben yani Hüsran'la sonuçlanan Tahran zirvesinin Suriye'nin acılı günlerinin devam edeceği ve gelişmelere göre özellikle Suriye ordusunun İdlib'de girişebileceği operasyonlar ışığında daha da karmaşık, daha da kanlı bir hale gelebileceğinden endişe ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gerçekten Suriye'de bitmeyen bir acı var ve maalesef bu büyük olayların tamamı Türkiye'nin sınırında meydana geliyor. En yakından, en olumsuz şekilde etkilenen ülkede Türkiye görünüyor. Çok sağ olun, eksik olmayın Faruk Bey. Değerlendirmeler için. Yani buyursunlar. Türkiye temennilerin ötesinde eylem planları, strateji oluşturmalı. Bunu da bir an önce Şam'ı da devreye sokarak bunu yapmaya başlamadı. Çok sağ olun, eksik olmayın. Oldu, sağ olun. Emekli Büyükelçi Faruk Loğlu ile